Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Hafta başından itibaren özellikle de ev sahiplerini, emlakçıları yakından ilgilendiren bir haberle karşı karşıyayız. Zira Ticaret Bakanı'ndan geldi bu açıklama. Sayın Ömer Bolat duyurdu. Emlakta ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek şeklinde. Öncelikle var olan, gidişatta olan uygulamayı ve aslında yapılması istenen, beklenen nedir? Onu sizden öğrenmek isteriz. Evet, biliyorsunuz bizim çeşitli internet portallarımız var. Portallarımız gayrimenkul alma, satma veya kiralama konusunda aracılık faaliyetleri yürütüyorlar. Aslında aracılara bir nevi bir aracılık faaliyeti de diyebiliriz buna. Yani emlakçıların da veya vatandaşın da bu siteleri kullanabilme hakkı var. Şimdi bu süreçler içerisinde doğal olarak mevcut da siz aslında kendinize ait olmayan bir mülkü de bu kapsamda bu sitelere yükleyebiliyorsunuz ve bu yüklemeler kapsamında satışa sunabiliyorsunuz. Şimdi bugüne kadar özellikle vatandaşın çok mağdur olduğu, yani bu tür mülk arayan veya kiralama arayışında bulunan vatandaşların çokça karşılaştığı suistimaller ortaya çıktı. Yani kişinin kendisine ait olmayan bir mülkleri yüklediği, bu portallara kendisininmiş gibi yüklediği, talebe cevap veren kişilerle görüşmeler yaparak çeşitli bedelleri talep ettiği, bu bedeller kapsamında avanslar, kaporalar gibi ödemelerin alındığı örnekler çok oldu. Ve sonra bu enteresan bir şekilde siz bu kişileri geri aradığınızda bu telefonlar ya hemen kapanıyor ya da işte size bir şekilde amiyane tabirle dolandırıldığınız bir şekilde ima ediliyor. Yani bu bir nevi bir dolandırıcılık aracılığı olarak görülüyor. Dolayısıyla da bunun çok fazla olması nedeniyle, biliyorsunuz şimdi teknoloji tabii yeni kuşağın çok ilgisini çeken, çokça kullandığı ama 40 ve daha üzerinde yaştaki insanların ise biraz da zorlandığı bir konu. Ortada kalan bir kuşak var, belki 40, 55, 60 arası. 60 üzeri ise neredeyse çok az kullanıyor. Sadece belli telefon aplikasyonlarına bu anlamda ulaşabiliyor. İşte bu noktada bakanlığın yapmış olduğu çalışma bu dolandırıcılık ve suistimallerin önüne geçme düşüncesi. Biraz önce de bahsettiğim gibi kişinin istediği gibi kendisine ait olmayan bir mülkü bu portallara yükleyerek satıyormuş gibi veya kiralıyormuş gibi işlem yapmasının önüne geçmek istiyor bakanlık. Biliyorsunuz birkaç yıl önce taşınmaz ticareti yönetmeliği adı altında bir yönetmelik çıkmıştı. İşte bu yönetmelikte aslında emlak danışmanlığının kategorize edilmesi, yani kuralları, standartları ve hangi haklara ve tabii hangi sorumluluklara sahip olacakları da belirtilmişti. Ardından elektronik ilanlarla ilgili yönetmelik çıktı ve bu çeşitli portalların ne şekilde ilanları yükleyecekleri ve bu kapsamda Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklara dönemsel olarak da veri akışını sağlamak zorunda oldukları belirtilmişti. Bu iki düzenlemenin ardından getirilen yeni düzenleme ile artık bu iki sistemde bir araya getirilerek, yani bir nevi şeffaflık tam olarak oluşturularak siz sadece kendinize ait olan mülkü satabilir veya kiralayabilir olacaksınız. Tabii ki bu anlamda vekaletiniz de varsa yine vekalet bölümü gibi bir bölüm de açılarak, ilgili vekaletnameyi de oraya tarayarak yine vekaleten de bu işlemleri yapabilir olacaksınız. Ama bunun haricinde üçüncü şahısların hiçbir şekil ve şart altında bu sistemlere girerek dolandırıcılık yapması veya dolandırıcılık dışında çeşitli suistimaller veya yanlışlar yapmasının da önüne bu şekilde geçilmiş olacak. Sadece dolandırıcılık değil, daha önce de özellikle pandemi döneminde karşımıza çıkmıştı. Fiyatların belirli semtlerde, belirli mahallelerde yükseltilmesi için sanki bir daire varmış gibi, sanki bir konut varmış gibi. Bakın orada şu fiyatta, yani aslında fiyatları yükseltmek için de
bu uygulamalara çok fazla başvurulmuştu. Bir anlamda bunun da önüne geçilecek gibi algılıyoruz. Doğru mudur? Evet, biraz önce de zaten dolandırıcılık ve suistimal demiştim, dikkat ederseniz. Suistimal kısımlarında bunlar var. Yani sadece suistimal ve dolandırıcılık da değil, ilave edelim şeffaflık ilişkisi. Yani Maliye Bakanlığı da aslında verileri biliyorsunuz kontrol ediyor. Fakat o verilerde yine uyumsuzluklar ortaya çıkabiliyor tapu ve kiralamalar noktasında. Artık vatandaş sisteme kendi taşınmazını web tapu üzerinden seçerek başlayacak. Yani E-Devlet sistemi üzerinde biliyorsunuz bizim web tapumuz var ve web tapu üzerinde kendimize ait mülklerimiz orada kategorize edilmiş durumda. Biz kendimiz dışında herhangi bir başka kişinin mülküne erişemeyiz. Vekili vesaire değilse. Şimdi bu noktada ulaşabildiğimiz mülkle ilgili bir seçim yapacağız. Diyeceğiz ki İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe mahallesindeki şu 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 Adapafta parsel ve sayılı şu nokta bağımsız bölüm diye seçeceğiz. Ve seçtikten sonra biliyorsunuz biraz önce taşınmaz ticareti yönetmeliği çıkarak emlakçılarımızın da kategorize edilmesi ve sınıflandırılması ve hak ve sorumlulukları belirlenmişti demiştim. İşte orada emlak danışmanlarına verilen mevcut yetki belgesi numarası da yazılarak emlak danışmanımızı da yetkilendireceğiz. Yani tabii emlak danışmanımızla satmıyorsak, kendimiz satıyorsak doğrudan sisteme kendimiz yükleyeceğiz. Bu bir. Yani illa vatandaşımız sorabilir, yani ben zorunlu olarak bir emlak danışmanıyla çalışmak zorunda mıyım? Hayır. Danışmanla çalışmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de kendi tapunuzu seçerek bireysel anlamda kendi mülkünüzü sattığınızı, sahibinden şeklinde sattığınızı tanımlayarak yine bu sisteme yükleyebilirsiniz. Ama emlak danışmanıyla yüklemek istiyorsanız ve emlak danışmanıyla çalışacaksanız, bir, kendi mülkünüzü yine web tapu üzerinden tanımlayarak seçeceksiniz. İki, emlak danışmanınızdan kendi yetki belgesi numarasını alarak onu seçeceksiniz. Seçtiğiniz numara üzerinden artık emlak danışmanı adına bir bölüm açılacak ve bundan sonra emlak danışmanınız sadece sizin adınıza o portallarda gayrimenkulünüzü satma veya kiralama işlemini yapacak ve bu sistemde belirtilen bilgiler ve belgeler biraz önce yine elektronik ticaret yönetmeliğinde olduğu gibi veri olarak kaydedilip dönemsel olarak da hem Maliye Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı'nın verisine, arşivine kaydedilerek buradan da denetim ve şeffaflıkta denetim yapılarak şeffaflıkta sağlanmış olacak. Peki burada bir parantez açmak gerekirse, satıcıyım, işte bilgilerimi girdim, bir vekili de tayin ettim emlakçı olarak ama satılmıyor, belirli bir süre geçti. Başka emlakçı ya da birkaç tane emlakçı seçme seçeneği nasıl olacak? Şimdi şu şekilde, eğer taşınmaz ticaretini emlak danışmanı vasıtasıyla yapıyorsanız, mülkiyetinizde bulunan taşınmazı istediğiniz gayrimenkul danışmanı veya danışmanlarıyla satabilirsiniz. Aracılığa tabi tutabilirsiniz. Burada sınırlı bir sayı yok. Şimdi tabii bunun vatandaş açısından bir hukuki sorumluluğu olabilir. Onu belirtelim. Yani şimdi siz bir gayrimenkul danışmanıyla yetkilendirme sözleşmesi imzalamışsanız ve bir süreniz varsa bir başka danışmana yetkilendirme yaptığınızda o da tabii ki doğal olarak sizin sisteme girmeniz halinde o da bu gayrimenkulü pazarlayabilir ve satabilir. Aracılık faaliyetini tamamladığınızda da yine bir hizmet bedeli almaya hak kazanabilir. Ama siz birden fazla danışmana süreli olarak bu hizmeti sağladığınızda, eğer bu bir açık portföy dediğimiz açık portföy şeklinde bir şekilde sözleşme yapmamışsanız, diğer danışmana da ek bir hizmet bedeli ödemek zorunda kalabilirsiniz. Özetle aslında işin biraz önce sorduğunuz soru kapsamındaki, yani portala yüklenmesi ve şeffaflık anlamında bir sorun oluşturmuyor. Yükleyebilirsiniz, birden fazla danışmanla çalışabilirsiniz. Ama bir hukukçu olarak, ilave olarak bu danışmanla çalışmanın da gayrimenkul bir başkası tarafından, sonradan belirleyeceğiniz danışman tarafından satılmışsa, aracılık faaliyetine tabi tutulmuşsa, bir önceki danışmanınızın da hizmet bedeli alabileceğini lütfen unutmayın. Çünkü onu devreden çıkarmadan, yani onunla sözleşmeyi feshetmeden aslında iki veya daha fazla sözleşmeyi ancak o sözleşmelerin içinde mevcut portföyün birden fazla danışmanla da çalışılacağına yönelik
bir açıklama yok ise maalesef birden fazla hizmet bedeli ödemekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Son olarak şunu da sormak isterim. Evet, bu dolandırıcılık sisteminin önüne geçeceğini öngörüyoruz. Hepimiz bunda mutabıkız ama bir de fiyatlara etkisi ne olur, ne biter? Özellikle de 9. ayda tam olarak da yılbaşından itibaren sistemin çalışması öngörülüyor. Acaba önümüzdeki yıldan itibaren fiyatlara yansıması nasıl olacak? Bu mevcut sistemler yaklaşık 2-3 yıldır getirilen programın başında bahsettiğim düzenlemeler ve son düzenlemeler aslında şeffaflaşma, hı hı, suistimal ve dolandırıcılıkları önlemek anlamıyla yapılmış düzenlemeler ve bu mevcut taşınmaz ticaretinin aslında bir güvence altına alınması sağlanmak, vatandaşın mağdur edilmemesi, suistimal edilmemesi ve tabii ki Maliye Bakanlığı açısından da gayrimenkul satışlarının veya kiralamalarının doğru vergilendirilmesinin sağlanması amacıyla yapılıyor. Şimdi bu noktada konutların satılması veya kiraya verilmesinde fiyatlara doğrudan etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çünkü fiyatların mevcut artışı veya azalması bu şeffaflaşma ilişkileriyle çok alakalı değil. Türkiye'de şu an bir konut krizi ve konut sorunu yaşanıyor. Ve tabii ki bir kiralama ve kiracı mal sahibi sorunu dönemi yaşanıyor. Hı hı. Bu sorunların çözümü daha çok konut üretimiyle ilgili, kiralık konut üretimiyle ilgili ve tabii ki son dönemde çokça konuşmuş olduğumuz bu boş konutların da bir şekilde kiralanabilir konut olarak veya satılabilir konut olarak tekrar ticaretin içerisine, serbest piyasa içerisine girmesiyle alakalı. Dolayısıyla konut fiyatları ile ilgili biliyorsunuz son dönemde bir %15, %20 geriye gidiş oldu. Hı hı. Ama kiralamalarda aynı oranda olmadı. Kiralarda hala bir yükseklik söz konusu. Konutlardaki fiyatın geriye gelmesi sebebi de geçen yıl 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde piyasanın mevcut taşınmaz fiyatlarını kendi içinde fiyatlaması nedeniyle oldu. Yani orada bir aslında biraz fazla bir artış oldu ve o artış bir nevi denge haline geliyor son dönemde. Biraz da mevcut rakamların çok yüksek olması sebebiyle satılamıyor konutlar ve satılamadığı için de konut satıcıları bir şekilde fiyatı biraz daha indirip aradaki farkı faizle dengelemeyi, yani o parayı alıp indirdikleri rakam kapsamındaki parayı da faizle dengelemeyi daha çok tercih ediyorlar ve bu nedenle fiyatlar geriliyor. Ama dediğim gibi konut fiyatlarına ve kiralamalarına yönelik bu düzenlemelerin çok büyük bir fiyatları geriletici etkisi olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar dilerim. Teşekkürler. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kirası yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.